Natalie, merhaba. Merhaba. Zdrave. Nice to meet you. Nice to meet you too. Natalie Hanım, Sırbistan'dan misafirimiz. Biliyorsunuz Türkiye'ye yurt dışından birçok insan geliyor. Natalie Hanım da bizim misafirimiz olmaya karar vermiş. Seyretmiş bizleri, gelmiş. Biliyorsunuz bir toplumun kendisini anlatmasının en güzel yollarından birine televizyonla bu kültürü vermek. Yurt dışında bu işin çok örneğini görüyoruz. Ülkemiz de artık yavaş yavaş kültürünü aşılamaya başladı. Türk dizileriyle nereye gitsem bakıyorum herkesin evinde Türk dizisi açık. Hatta bana soruyorlar, sen seyretmişsindir, sonunu biliyorsundur, lütfen anlat. Sıkıştırıyorlar beni falan, güzel bir şey. Hanımefendi de bak ne kadar güzel merhaba dedi. Welcome. Your accent is very nice. Your pronunciation is very nice. You speak good Turkish. Kind of. Thank you very much. Ben bugün hem Türkçe hem İngilizce konuşacağım. Arkadaşa da tercüme edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Resmini çektim daha öncesinde ve bir ağız içi muayenesi yaptım. Yakın halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşa soralım ne hissediyormuş. So what do you think? What do you think you need? I think that I need a nice smile, but yes. Really my problem is because it's yellow. Yes, it's not white anymore, and also like they're not in line. One is front, one is back. Yes, yes. And also I broke this one when I was a child. Okay. We will fix them one by one. Okay. Dedi ki ben çocukken dişimin ucunu kırdım. Ve dişlerim sarı. Aynı zamanda çarpışıklık var dişlerimde dedi. Ki gördüğümüz zaman hakikaten öyle. Hanımefendi sempatik bir hanım olmasına rağmen dişlerde bir düzensizlik var. Bu düzensizlik olduğu zaman kişinin sempatikliğini etkileyebilir. Tedavimize şöyle başlayacağız. Öncelikle diş etleri baktım biraz kanamalı. Bütün diş taşlarını temizleyeceğiz. Diş taşlarını temizledikten sonra diş etlerindeki kanamalı dokuları lazerle dezenfekte edeceğiz. Lazer günümüzde hem kesme amacıyla kullanılabilir, dezenfeksiyon amacıyla kullanılabilir veya beyazlatma amacıyla kullanılabilir. Bugün diş etinde dezenfeksiyon amacıyla kullanacağız. Biliyorsunuz bazen vakalar var, diş etleri çok görünüyor güldüğü zaman. O zaman ne yapıyoruz? Pembe estetik yapıyoruz. Lazeri, dokuları yukarı çekmek, kesmek için kullanıyoruz. Lazerin güzelliği çok sonuç veriyor ve kansız bir işlem sağlıyor. Eskiden eski yöntemlerle kestiğimiz zaman, hatta günümüzde bazen hala öyle kesilebiliyor, çok kanlı oluyor. Dişler dezenfekte edildikten sonra kırık olan dişi bonding ile tedavi edeceğim. Bonding tedavisinden çok bahsediyorum. You have a broken teeth? Yes. I will fix it with bonding. How you will do it? You put a piece of substance here, it's composite. You choose the right color and it makes your teeth look without a break. Okay? Okay. Baktığın zaman sadece ucuna malzeme ekleyeceğim. Aynı renk yapacağım. Dişin ucu şeffaf bir malzeme seçeceğim. Ve dişin kırıklığı görünmemiş olacak. Ondan sonra diş beyazlatma işlemine geçeceğiz. Diş beyazlatarak dişleri ofis tipinde daha beyaz hale getireceğiz. I will do office bleaching too. It's called in-house bleaching. It takes almost 1 hour. And in 1 hour... you will have whiter teeth. People ask me, I will have whiter teeth in 1 hour. How long will it go? İnsanlar merak ediyor. Diş beyazlatma 1 saat sürüyor. Ancak ne kadar devam ediyor bu yöntem diye? It takes approximately 1 year. Diş beyazlatmanın ömrü aşağı yukarı 1 senedir. 1 senenin sonunda dişler eski haline gelir. After I do the bleaching, diş beyazlatmayı bitirdikten sonra İçeride olan dişlere özel bilgisayar destekli tekniklerle dişin ön yüzüne bir lens gibi incecik bir porselen lamine yapacağım. Bu lamineyi de bilgisayarda tasarlayacağım. Efektlerini, doğallıklarını vereceğim. Tek ve dişin üzerine yapıştıracağım. Onu yaparken de burada bir siyahlık görüyoruz biliyorsunuz. O siyahlık maalesef çürük. Eğer temizlikte çıkmazsa ki çıkmayacak, onu temizleyeceğim çürüğünü. Özel bir estetik dolgu yapacağım, ondan sonra lamineyi yapacağım. Dişlerin araları çürüyebiliyor. Niye çürüyor? Çünkü insanlar diş ipi kullanmıyor. Muhakkak diş ipi kullanmak lazım dişlerin arası için. Sizlere rica ediyorum ağız bakımında fırçalama ile beraber diş ipi kullanımı esastır. Lütfen diş ipi kullanalım. Her şey bir günde olacak, güzel olacak. Bir günün sonunda Natalie hanım daha güzel. Natalie, you have a beautiful smile. I can't wait. After one, are you ready? Ready. Okay, let's start. Come on. Diş taşlarını temizledim. Diş taşları ortamdan uzaklaştırılmak zorunda. Çünkü diş taşları kişiye zarar verebilir. Eğer sizde diş taşı varsa bu diş eti kanamasına sebebiyet verir. Ağız kokusuna sebebiyet verir. Hatta ilerlemiş dönemde diş eti iltihabına sebebiyet verir. Peki benim diş etlerim iltihaplandı. Ne olacak diye merak edersiniz. Ne olur? Kemik iltihap olur. Kemik iltihap olunca dokular çekilmeye başlar, dişler sallanmaya başlar ve diş çekilecek hale gelir. O yüzden böyle bir probleminiz varsa lütfen diş hekiminize danışın. Biz diş taşlarını temizledik. Dişleri güzelce cilaladık, kendi rengi geldi. Ancak hala ortamda bakteri var. Bu bakterileri lazerle ortamdan uzaklaştıracağız. Diş hekimliğinde lazer, diş etini kesmek için veya diş etini dezenfekte etmek için kullanılabilir. Bugün dezenfeksiyon amacıyla kullanacağız. Lazerle gözlerimiz zarar görmesin diye gözlük koyacağız. I will put some glasses for you for the laser. You will not feel anything. İşlemlerimiz gayet güzel gidiyor. Bu şekilde. Ofis tipi diş beyazlatma işlemine devam ediyoruz şu an. Dişlerin üzeri temizlendikten sonra lazer yaptım biliyorsunuz. Sonra diş etlerini özel bir koruyucu ajanla koruduk. Dişin üzerine beyazlatma ajanını uyguladık. Ondan sonra bu özel ışıkla aktive ediyoruz. Yaklaşık 15 dakikalık 3'er seanstan sonra dişler birkaç ton daha beyaz hale gelmiş olacak. Ofis tipi diş beyazlatma işlemi muhakkak diş hekimi kontrolünde yapılmalı. Lütfen dişinizi beyazlatırken marketten aldığınız, pazardan aldığınız ürünleri kullanmayın. Bazı insanlar dişlerine limon koyuyor, karbonat koyuyor. Bunlar dişe zarar veriyor. Lütfen bunları kullanmayalım. Dişimize zarar vermeyelim. Şimdi Natalie Hanım'da çok özel bir teknik deneyeceğiz ve bu tekniği denerken sizlere göstereceğiz. Denerken dediğimiz zaten bu bizim sürekli uyguladığımız bir teknik. Ancak sizlerin fazla farkında olmadığınız, bilmediğiniz bir teknik. Hep laminelerden bahsediyorum biliyorsunuz. Laminelerden bahsederken ne diyoruz? Dişin ön yüzeyi biraz pürüzlendirmek zorunda diye. Bu vakada dişin ön yüzeyini pürüzlendirmeden yapacağız. Dişin ön yüzeyini pürüzlendirmeden yapacağız. Open please. Baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir diş bayağı geride duruyor. Bir diş bayağı geride duruyor. Soldaki diş de bayağı geride duruyor. Bu yüzden sanki bütün dişlerde problem varmış gibi görünüyor. Burada bilgisayar destekli yöntemle ağzı tarayacağım. Scan edeceğim. Ettikten sonra yine oraya bilgisayar destekli yöntemle dizayn yapacağım. Ve 3 boyutlu printerle özel içinde metal olmayan porselen malzemeleri, kristal destekli porselenleri oraya işleyeceğim. Ve lens kadar ince, tırnak kadar ince malzemeyi gelip dişin üzerine yapıştıracağım. Bu sayede diş hem zarar görmeyecek hem de sanki gülüş tasarımı yapmış gibi olacak. Niyet o. Open please. Bu bölgeyi düzeltmek, ondan sonra kırık var onu düzeltmek ve yapıştırınca şurada ufak bir aralık kalacak. Aralığı da bondingle kapatacağım. İşin özü şu. Bugün yapacağımız gülüş tasarımı dişe hiç zarar vermeyecek. Tek tek hazırlayacağız. Zarar vermeden bu işlemi bitirmiş olacağız. Scan ettikten sonra bu şekilde 2 tane lamine dizayn ettim. Lamineler dişin ön yüzeyine bu şekilde yapıştı. Bakın Arkadan görülüyor. Önüne ve bir kısmına uzuyor. İnsanlar onu merak ediyor, nasıl görünecek diye. Ve dişi bir parçası oluyor. Özel bir teknolojiyle yapışıyor. Aşağı yukarı ömrü 10 sene. Bu şekilde yapıştı. Ne oldu? Geride olan diş öne çıkmış oldu. Ve tasarım sonlanmış oldu. İşlemlerimiz devam etti. Lamineleri hazırladım. Sıra geldi lamineleri yapıştırmaya. Bu işlem bilgisayar teknolojisi sayesinde bir günde oluyor. Hanımefendi Sırbistan'dan geldi. Sabah uçağıyla geldi. Akşam uçağıyla gülüş tasarımı yapılmış olarak geldi. Bu kişi Sırbistan'dan gelmiş olabilir, Türkiye'nin başka yerinden veya İstanbul'dan gelmiş olabilirdi. Bu teknoloji sayesinde aynı günde olabiliyor. Ve hep söylüyorum, bu teknoloji ülkemiz diş hekimlerinde var. Çareyi yurt dışında değil, çareyi Türkiye'de aramak lazım. İşlemler devam ediyor. Bir dahaki görüşmemizde size işlemlerin bitmiş halini göstereceğim.